Kızlar nasıl gidiyor? Alıştınız mı bari okulunuza? Zor iş Bezir Fikir abi. Aa, niye? Her gün sınav, her gün stres. Okula alışmak senin sonunu buluyor. O zaman da okul bitiyor. Tabii Leyla'nın okula alışmasından çok okulun Leyla'ya alışması sorun var. Ben de uğraşmasana Selin. Ama çok hoşuma gidiyor Leyla'cığım. Of ya, hep kavga ediyor ablalar. Canım sıkılıyor yüzüm Fikir abi. Yok yok Nazlı, sen yanlış anlamışsındır. Ablamlar aralarında şakalaşıyorlardır. Şakalaşıyor ama ben hiç gülmüyorum. Bak bak bak. Büyümüş de bizi şikayet edermiş. Şimdi intikam vakti. Biraz susar bebek. Burayı oyun parkı zannettiniz herhalde. Ya bana bak Kıvılcım. Tamam Leyla. Sabah sabah kendimiz biraz fazla kaptırdık galiba. Oldu. Bir de istersen yazarak anlaşalım. Biri mi uyuyor? Neden fısıldaşıyoruz? Çok komik. Ya bir rahat durun kızlar ya. Sizi müdüre şikayet edeceğim. Selam da söyle. Bu sizin galiba akışkanım. Teşekkür ederim. Bak kim geldi Kıvılcım. Seninki. Yana gidip konuşmayacak mısın? Saçmalama, tabii ki konuşacağım. Hadi çabuk. Ne haber Ozan? İyiyim Kıvılcım, sen nasılsın? Sağ ol. Bugün bir arkadaşın doğum günü var. Okulun bütün erkekleri benimle gelmek istedi. Ama ben istemedim. Ya öyle mi? Neden istemedin? Çünkü doğum gününe senin benimle gelmeni istiyorum. Çok isterdim ama ben bugün Selin'le beraber ders çalışacağım. O yüzden gelemem. Hafta içi sözleşmiştik. Ah, bak Selin de orada zaten. Görüşürüz. Görüşeceğiz bakalım Ozan Bey. Nasıl olsa bir gün gelecek, diğer bebeklerimin yanına atacağım seni de. Gülümse bakalım. Nefret ediyorum ya. Dün dalıp gitmişim. Kitabın kapağını açmadım. Aynen ben de öyle. Dün akşam arkadaşlarla caddede takıldık. Annem gelip almasa daha çok otururdum ya. Hem zaten gelince gece 2'ye kadar Berk'le mesajlaşıp durduk. Merak etmeyin kızlar. Ben sınava hepiniz için hazırlandım. Nasıl yani? Ders mi çalıştın yoksa? Evet. Bunlar için epey çalıştım. Süper de... Ya yakalanırsa? Merak etme, ben değil ama başkaları yakalanacak. Nasıl ya? İzle ve gör. Abi ne yapacağım ben ya? Beynim bütün okuduklarımı kusuyor. Ya bir sindirse bütün kitabı yutacağım. Ben de son gece bakabildim. Anlayacağın işimiz iyice şansa kaldı yani. Neyse en iyisi ben bir konsantre olayım da... ...böyle sorular zihnimde belirir belki. Ben de yan sınıftan soruları istedim ama 3 grup yapmış. Çok kurnaz oğlum bu Burak Hoca. Selin, nedir senin bu Ozan'la durumun? Bence o çocuk senden hoşlanıyor. Ay saçmalama Leyla ya. Aşk dedikodularına dalacağına dön önüne kitabını kurcala. Selin, sen soğuk su getireyim mi? O nereden çıktı ki? Bilmiyorum yani böyle hafif terlemeye başladın, yanakların kızardı. Galiba sıcak bastı biraz. Şimdi seninle uğraşamayacağım canım. Çalışılacak sınavım var. İyi günler arkadaşlar. İyi günler öğretmenim. Oturun. Evet, sınava hazırız herhalde. Tamamen hazırız. Peki. Ama önce yerlerinizi değiştirmem gerekecek. Bu da nereden çıktı şimdi? Emre, sen gel şöyle arkaya geç. Siz kardeşleri de ayıralım. Selin, sen Ozan'ın yanına geç. Gözde, sen de Leyla'nın yanına geç. Emre'nin yanı boş kaldı. Ben otururum öğretmenim. Tamam Kıvılcım, sen de hemen oraya geç. Bundan niye fırsat olamaz? Evet. Önden arkaya doğru uzatıyoruz arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Ne oluyor orada? Bunlar da ne? Bunlar hanginize ait çocuklar? Onlar ne öğretmenim? Belki de cevabını sen vermelisin Selin. Ben kopyaya benzettim. Kopya mı? Nasıl olur?
Bunun nasıl olduğunu siz açıklayacaksınız bana. Ama Mehmet Bey, onlar bana ait değil ki. Bana hiç ait değil. Ben çok çalıştım, onlara ihtiyacım yok benim. Asıl benim ihtiyacım yok. Kopya ciddi bir suçtur öğretmenim. Bu durumu Müdüre Hanım'a bildirmeniz gerekiyor. Müdüre Hanım'a mı? Evet, aksi takdirde bir suçu gizlemiş olursunuz. Bu da sizi suça ortak eder. Üstelik biz sınıfımızda suça ortak olmuş bir öğretmen istemeyiz. Anlaşıldı. Bu sorunu Müdüre Hanım'ın odasında halledeceğiz. Buyurun çocuklar. Ama öğretmenim, öğretmenim, Selin kopya çekmez. O hep sınıfın en başarılı öğrencisi olmuştur. Bir yanlışlık olmalı. Bir yanlışlık olduğuna ben de inanıyorum. Ama Fitnat Hanım'ın odasına gitmek zorundayız. Arkadaşınızı duydunuz. Sınavımız ne olacak öğretmenim? Fikret Hoca'nın dersi boştu. Onu çağıracağım. O gelene kadar taşkınlık istemiyorum arkadaşlar. Buyurun. Bu okulda disiplinsizliğe asla izin vermem. Burası Dingo'nun ahırı değil efendiler. Siz burada kendinizden başka eşek görüyor musunuz? Duyamadım. Hayır efendim. Güzel. Kopya çekmek büyük bir suçtur. Ve bu odadakilerden biri kopya çekmiş bulunuyor. Ben yapmadım efendim. Ben de yapmadım efendim. Peki siz mi yaptınız Burak Bey? Hayır efendim, daha neler? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Duyamadım. Hayır efendim. Güzel. Şimdi eğer biriniz suçunuzu itiraf etmezseniz ikinize birden ceza vereceğim. Duydunuz mu beni? İkinizi birden okuldan uzaklaştıracağım. Ben yaptım efendim. Güzel. Demek sen yaptın. Hayır efendim, o yapmadı. Ben yaptım. Aa, olmaz Ozan'cığım. O Selin senden evvel itiraf etti. Öncelik sırası onun. Ben sana daha sonra okuldan uzaklaştırma cezası veririm. Ama ben yaptım efendim. Ben... Hayır efendim, beni korumak için yapıyor. Ben yaptım. Hah, duydunuz işte Burak Bey. Selin Hanım'a itiraf ettiler. Selin Hanım'a şöyle güzelinden bir hafta uzaklaştırma cezası veriyorum. Acele karar vermezsek efendim. Belki kafası karışmıştır. Bana kopya çeken bir öğrenciyi savunmayın Burak Bey. Sen mi yaptın Selin? Bak, başka şansın olmayacak. Emin misin? Aa, gitmeseniz de çocuğun üzerine canım. Yalan söyleyecek hali yok. İtiraf etti işte kız. Hayır Fitnat Hanım. Görmüyor musunuz? Ozan'ı korumaya çalışıyor. Konu kapanmıştır Burak Bey. Selin Hanım'a bir hafta uzaklaştırma cezası verdim gitti. Veremezsiniz. O suçsuz. Aa, siz şu kapının girişindeki yazıyı okudunuz mu hiç? Evet efendim. Ne yazıyor? Müdür odası. Güzel. O halde ben ne dersem o olacak. Ben bir çözüm yolu buldum efendim. Eğer müsaade ederseniz. Gerek yok, konu kapanmıştır. Baştan bir sınav yapsak, sadece ikisi. O zaman kimin kopya çekip çekmediğini anlarız. Allah Allah! Siz bir tane A4 kağıdının kaç para olduğunu biliyor musunuz Burak Bey? Öyle her kafamız karıştığında sınav yapacak olursak, oho, işimiz var demektir, ben iflas ederim. Duydunuz işte, kız itiraf etti, her şey ortada. Daha neyi tartışıyoruz ki? Ben size bunun için maaş veriyor değilim. Ama müdür hanım... Konu kapanmıştır Burak Bey, hala mı ısrar ediyorsunuz? Ama bu haksızlık. Bunu kopya çekerken düşüneceklerdi. Anlaşılan o ki siz benim fikirlerimi, sözlerimi hiç mi hiç önemsemiyorsunuz. Bu da demek oluyor ki bu okulda bana yer yok. Birazdan size istifa mektubumu takdim ederim. Hah, güzel. Memlekette demokrasi var. Herkes istediğini yapmakta özgür tabii. Sen güzel çocuğum, sınıfına gidebilirsin. Sen kalk küçük hırsız. Hırsız değilim ben. Sus konuşma, ben ne dersem olsun. Hırsızsın işte, bilgi hırsızı, hırsızsın. Neymişsin? Hırsız. Hırsız.